şu anda büyümekte olan yavru bir kirpimiz var. Bunun beslenme aşamalarıyla alakalı bazı bilgiler vereceğim. Bu kirpi şu anda 100 gramı yeni geçti. Dişleri çıktı. Ve artık yavru mamasından diğer etli mamalara geçiş yapmamız gerekiyor. Dişleri var. Ve çok hareketli. Artık yürüyebiliyor çok fazla. Muhakkak bir mutfak tartımız olmak zorunda. Ve biz bu hayvanı sürekli kontrol etmeliyiz. Bu şekilde koyduğumuzda bugün 104'ü göstermişti. Ve şimdi tekrardan bakalım. Burada neler olmak zorunda? Bunun altında sıcak su torbası var ve sıcak su torbası muhakkak bir hasta altı beziyle kaplanmalı ki hayvanı yakmaması gerekiyor. Bunun muhakkak 60 derece civarından daha fazla sıcaklıkta olmamalı. Ve bunun üstüne bir tane kağıt havlu koyuyoruz. Hatta bu arada daha elimizi yakan ilk sıcaklık 40 derece civarı olabilir. Ondan sonra bu hasta altı bezi de onu sürekli sıcak tutuyor, ılık tutuyor. Fazla da sıcak olmasını engelliyor. Sonra bir tane kağıt havlu koyuyoruz. Onun üstüne de muhakkak bir tane mikrofiber bez daha uygun. Bunun üstünde kakalar olduğu zaman silebiliyorsunuz ıslak mendille ve sürekli temiz kalabiliyor. Oldukça kötü kokulu kakaları var. Çünkü yedikleri mama, yumurta, krema ve laktozsuz süt içeriyor. Evet, şu anda geçişleri göstereceğim size. Ve daha sonraki yuvayı da gösteriyorum. Gördüğünüz üzere burada etli mama var. Etli mamayı da az sonra tadacak. Şimdi öncelikle kirpimize daha önce benmari usulü ısıttığımız mamamızı vereceğiz. Bir tane insülin enjektörüyle mamadan alıyoruz. Ve bu şekilde besliyoruz. Oldukça iştahlı. 100 gramı geçtikten sonra daha iştahlanıyorlar ve yetmiyor. Artık 3 saatte verdiğiniz 5 mililitre de yetmiyor. Bu arada mililitre hesabını nasıl yapacaksınız? Mesela ilk 10 günlük kirpilerde 1 mililitre, 2 mililitre yeterken daha sonra 2'den 3'e. O biraz karnının şiştiğine bakarak anlıyorsunuz. Hemen burada midesi var ve mide gerçekten şişiyor, balon gibi oluyor. Zaten mamayı da görüyorsunuz. Ve hayvanın tabii ki patlamaması lazım. Sindirim sistemine aşırı yükleme yapmayın. İlk 10 günde 1-2 mililitre, daha sonra 3 mililitre ve şu anda 4-5 mililitrede doyuyor. Onu biliyorum ama artık vücudun farklı bir mamaya geçmesi gerekiyor. Tekrardan bundan bir tane daha veriyorum. Gayet keyifli bir şekilde içiyor. Ve şimdi diğer bir yöntemi gösteriyorum. Böyle hareketli, ayakta durabilen, canlı bir yavruysa o zaman bu benmari usulü ısıttığımız mamayı bir tane yumurtalığa koyabiliriz. Bu şekilde içmesini sağlayabiliriz. Onu da kaba koyacağım. Bu şekilde artık kendisi sığ kapta, hani çok az koymak lazım. Çok derin olursa burnuna değdiği için içemiyor. Şu anda içmeyi öğrendi. Tamam. Ve muhakkak elimizin altında bir tane ıslak mendil olması gerekiyor. Bebekler için özellikle biliyorsunuz hassas ciltlere göre olan ve içinde kesinlikle kokulu maddeler olmayan, bunun içinde aloe vera ve allantoin varmış. Geriye kalan zararlı maddeler, paraben vesaire yok. Şimdi bunu alıştırdıktan sonra etli mamanın olduğu kaba doğru gidiyoruz. Evet, bakalım ilk kez tanışacak. Enjektörle de yedirebilirdik. Evet, kokluyor.
Ve tadına baktı. Önce sevmeyebilir. Evet, yemeği öğrendi. Bu mamayı 1'e 2 oranında biliyorsunuz yulaf ezmesiyle pişirilmiş, suyla pişirilmiş yulaf ezmesiyle karıştırmak gerekiyor. Bu sadece şu an tanıştırmak için veriyorum. Ve unutmayalım, kirpilerin bulundukları kaplar her zaman emniyetli olmalı. Dışarı çıkmalarını engellemeliyiz. Yine bu böyle fanus gibi bir kap. Kediler de içine girmemeli. Çünkü kediler, kirpiler çok ufakken yakalayıp öldürebiliyorlar. Aynı şekilde büyük kirpiler de. Bu da bu şekilde kapanan bir kafes diyelim. Böyle görüyoruz. Ve şu anda evet, tadı hoşuna gitmediği için sırtına diliyle mamayı bulaştırıyor. Hoşuna gitmedi. Sütlü mamadan sonra hoşuna gitmedi. Laktozsuz sütlü olarak altını çiziyorum. Çünkü süt biliyorsunuz ishal yapabiliyor. Bak burada ne var? Bu şekilde öğrenecek. Daha sonra diğer çok kaliteli kedi mamalarından ıslatarak verebilirsiniz. Ki bunların başında biliyorsunuz hep his diyorum, çikope diyorum. Genesis olabilir. Mümkün olunca GDO'suz olanları tercih ediyoruz. Ve 450 gram oluncaya kadar sık sık altlarını değiştirerek, temizleyerek, iyi besleyerek onları doğaya kavuşturuyoruz.